Merhaba. Şimdi sizlere kayganın yapılışını anlatacağım. Kaygana krep benzeri bizim Karadeniz bölgemize ait olan çok lezzetli kahvaltılarda ya da gün içerisinde yemeklerde tüketebileceğiniz çok önemli bir reçetedir. Tuzlu olarak tüketebileceğiniz gibi tatlı olarak da tüketebilirsiniz. İhtiyacımız olan malzemeler 4 tane yumurta, un, 2 çorba kaşığı kadar un, su, yarım su bardağı, maydanoz, sevmiyorsanız atmayabilirsiniz. Ve kızartmak için ben kaliteli bir tereyağı kullanıyorum. Ayçiçek yağı veya ayçiçek yağıyla karıştırılmış tereyağı da kullanabilirsiniz. Zeytinyağı istiyorsanız zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Ve elimde çok önemli 3 malzeme var. Normal reçetede bu yoktur. Ben kullanacağım. Boğatepe gravyeri, Çerkez isli peyniri ve Van otlu peyniri. Bu peynirleri de kayganayı servis ederken üzerine rendeleyerek kullanabilirsiniz. Ben bugün Boğatepe gravyerini kullanacağım. Kars'a ait çok önemli, Türk peynirleri içerisinde çok önemli bir yeri olan bir peynirimiz. Evet, hemen yapalım. Yapmamız gereken unu koyuyorum. Çok az karıştıracağım. Tuz atabilirsiniz, atmayabilirsiniz. Tereyağındaki tuz, peynirlerdeki tuz, tuz ihtiyacını karşılayacaktır reçetenin. Ama yine de eğer koymak isterseniz tuz ekleyebilirsiniz. Bu sırada dikkat etmeniz gereken şey kullandığınız peynirin tuz oranı. Suyu ekliyorum. Un topakları gözünüzü korkutmasın. Onlar birazdan çözülecekler. Bütün uğraşılarınıza rağmen çözülmezlerse o zaman bir süzgeçten geçirebilirsiniz malzemenizi. Maydanozu ekliyorum. Maydanozu istediğiniz büyüklükte kıyabilirsiniz. Dilerseniz bu peynirleri bu reçetenin içerisine de, yani bu malzemelerin içerisine de koyabilirsiniz. Evet. Karışımımız hazır. Şimdi tavamızı ısıtıp pişirmeye başlayalım. Evet, yağımı tavaya koydum. Altını açtım. Ve ısınmasını bekledim. Yağımız ısındı. Kahverengileşmesini isterseniz biraz daha bekleyebilirsiniz ama ben istemiyorum. Şimdi yapacağım şey bu karışımı dökmek ve pişmeye bırakmak. Evet, şimdi alt tarafı pişerken ben üzerine peynirimi rendeleyeceğim. Böylece erimesini sağlayacağım. Boğatepe gravyeri. Türk peynirlerini koruyalım ve tanıtalım. Evet. Bu peynir bizim için çok önemli bir peynir. Özellikle Boğatepe bölgesi bizim için çok önemli. Dediğim gibi daha tuzlu peynirlerle eğer servis edecekseniz içerisindeki tuz oranına dikkat etmelisiniz. Evet, nefis oldu. Kayganamız pişti. Şimdi onu tabağa alalım. Evet. Boğatepe gravyeri ile hazırlanmış
Kaygınanız hazır. Afiyet olsun.